Çin işgal yönetimi, Mısır'a İslami eğitim almak amacıyla gelen ve geçtiğimiz Şubat ayında baskı, şantaj ve tehdidiyle Doğu Türkistan'a zorla geri gitmeye zorlanan Mehmet Abdulahat ailesinin 12 yaşındaki oğlu Hazreti Ali Mehmet'in 6 aydan beri gözaltında tutulduğu ve kendisine sistematik bir şekilde psikolojik baskı ve işkence uygulandığı bildirildi. Doğu Türkistan'da polis sayısı rekor düzeyde artıyor. Kolombiya International Üniversitesi akademisyenlerinden Adrien Zenz'in aktardığına göre son 2 yılda Çin'de polis alımlarında bir patlama yaşandı. 2016'ya kadar 11.000 ile 12.500 civarlarına değişkenlik gösteren bir polis alımı mevcutken 2016 yılında 32.050, 2017 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında ise 51.019 polis göreve alındı. Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde kanun dışı içerikli 3.918 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi. Çin'de YouTube, Facebook, Twitter gibi uluslararası sosyal paylaşım sitelerine erişim yasaklanıyor. ABD'den S-400 açıklaması. Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı ve son dönemece girilen S-400 alışverişi hakkında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, "Eğer Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alsaydı bu endişe verici olurdu. Fakat henüz böyle bir şey yapmadılar," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi. Daha sonra iki ülke heyetleri arasında basına kapalı görüşme gerçekleştirildi. ABD'de 8 kişi ölü bulundu. ABD'nin Texas eyaletinde bir romorkun içinde 8 kişinin ölü bulunduğu açıklandı. Bölgede yapılan incelemelerde ise 17'si ağır, toplam 30 yaralı bulundu.